taş göz çizmek istiyorsanız vapurda satmak için. Merhaba arkadaşlar. Bugün size 5 dolara 100 dolarlık nasıl alışveriş yapılır onu göstereceğim. Amerika biliyorsunuz tüketim toplumu ve Ekim ayından yılbaşına kadar çeşitli tatiller var. Şükran günü, Cadılar Bayramı, Noel, yılbaşı gibi. Bu tatiller geçince de mağazalar ellerindeki ürünleri eritmek için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Ben de size en uygununu ve en iyisini buldum. Bunu göstereceğim. Evet, şimdi gidiyoruz. Erman siteden çıkana kadar uyur mu dersin? Kesin uyuyacak. Uyku saati geldi. Evet, acayip. Arabada hemen uyuyor zaten biliyorsun. Kaan, Michael'sa mı uyanalım sen? Evet, oy oy. 8 dakikalık bir yolculuk. Evet, şimdi Michael's'a geldik. Bu çarşı da güzelmiş. Evet, Kaan Paşa'mızı yerine koyduk. Şimdi koli arayalım. İnşallah vardır. Koli kalmamış da olabilir. Aa, harika. Ohohoho. İlk defa bir şubede bu kadar çok fazla koli görüyorum. Aa, bunların ağzı açık, bantlı değil. Seçerim ben o zaman. Mükemmel. Arkadaşlar, utancımdan sadece bir tane koli yapabildim. Kaan da çok durmuyor zaten. Koku melonunu açtım onun. Buraya kadar gelmişken sizi biraz mağazaya da dolaştırayım isterseniz. Çok güzel hobi eşyaları var burada. Ya yani iş eğitimi, dersi için inanılmaz ürünler var. Bizde bunun muadili bir mağaza yok bence. Ama yine de şöyle söyleyebilirim ki Hobby Lobby bundan daha güzel ve daha büyük. Burası da güzel ama ben buranın bu kampanyasına aşık oldum zaten. Muhtemelen şimdi Noel için de yapacaklardır. Sevgililer günü ürünleri için de yapacaklardır. Hepsine geleceğim. Hepsinden o 5 dolarlık kutular alacağım. Evet, sen önemli. Mükemmel bir kutu oldu. Çünkü bu mağazada kolileri bantlamamışlar. Diğer mağazalarda bantlıydı ve sürprizdi. İçinden ne çıkacağı belli değildi. Orada da açamıyorsun tabii. Görevliler uyarıyor seni. Bu açıktı. Kimse de yoktu. Ben bayağı kurcaladım yani. Süper bir kutu yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik ve kutu açılışımıza başlıyoruz. Bunların 3 tanesini daha önceden açmıştım. Ve onlar sürpriz kutuydu gerçekten. Koli bantlıydı. Onların içinde neler olduğunu biliyorum. Hatta biz daha önce 4 koli almıştık ve bir tanesini burada bir arkadaşımıza verdik, fazla olan ürünleri. Zaten bunlardan birisini de yine başka bir arkadaşımıza vereceğiz, New Jersey'den gelen. Ama bugün yaptığım kutu en güzeliydi. Çünkü kutular koli bandıyla bantlanmamış. Ben de resmen seçtim. Kaçak böcek. Ve bunu Erman da ilk defa görecek. Evet Erman Bey. Evet. Heyecanlıyım. Tatatatam. Ve ilk olarak cadı şapkamla açılışımı yapıyorum. Tamam. Kaan da çok güzel. Kaan, al bunu sana veriyorum. Mezar taşı. Evet. Bir an önce Cadılar Bayramı geldi. Bunları çok görüyordum. Bahçelerine koyuyorlar değil mi? Ve şey, insanlar? Köpük aynen bahçelerine koyuyorlar. Biz bunu balkona koyarız. Evet. Burada olursa balkona koyarız. Şöyle koyalım en güzeli. Kaç paraymış bu normalde? Onları da söyleyeyim. Vay, 20 dolarmış bu. 19.99. 20 dolar. Şapka da 20 dolar. Şapka da mı 20 dolar? 40'lık olduk. 40 dolar etti. Şimdi bu koli 5 dolar aldım ben bunu. Böyle bir Cadılar Bayramı çerçevesi var. Biraz yakından gösterir. Aa, şey. Bak, bir çok tatlı bebek oluyor. Bir de sonra şey oluyor. Başka evet. Açıdan baktığında. Aa, bu kamerada görünüyor. Tatlı bebeği hiç görmemiştim. Ha, ben de cadı bebeği görmüştüm. Ama bunun görünmesi şey. Bardak. O kaç, o ne kadardı bebekler? Bakalım. 6 dolar bu. 5.99. 46 dolar olmuş. Ya 99'u direkt şey yapıyorum. Yuvarlıyorum. 5.99, 6. Tabii canım. Bu kaçmış? Bu 10 dolarmış. 56 oldu. Umarım. Bu nasıl ya? Ha. Termoslu mermoslu değil aslında. Sen evet, şimdi düşünüyorsun. Onu kanalara verebilirsin. Al Kaan. Al senin olsun. Al sultan yapar. Koli bantı. Cupcake şeyi. Cadılar Bayramı'nda. Bu ne kadar? Bu ucuzdur ya. Ucuz değil. 4 dolar. Aa, şaşırdım. Normalde daha ucuz bu. Yani normalde markette
Ama Halloween konsepti diyor. Aynen konsepti. Şu 5 dolar zaten, 4.99 yazıyor da bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu böyle aslında 10 yaşlarında falan çocuğunuz varsa... O şey, bal kabağının içine oyuyorsun ya, onu süsleme... Yok yok, yapışkan falan var bunda. Artı 6 yaş diyor, 6 yaşın üzeri. Böyle yapboz gibi bir şeyler var. Şey, iş eğitimi dersi gibi bir şey. Poşet. 66 dolar oldu. Hediye poşeti, 5 dolarlık hediye poşeti. 71 dolar. Kaç tane var? Şimdi 2 tane ama böyle pembeli memeli. Bu aslında Cadılar Bayramı'nda değil. Başka evet. Zaman da hediye verirken götürülebilir. O da artık Noel'den kandırılıyor. Noel'de olsa kırmızı olur ama. Bu ne olduğunu anlayamadığım şey, keçe kağıt var ya, keçe şeylerden. Hmm. Aslında bundan anlayanlar çok güzel süsler yapıyor, hediyelik eşyalar yapıyor. Bu kaç paraymış? Bu paha biçilemez galiba, fiyatını yazmamışlar. 3 dolar falanmış. Tamam, 4.75 olsun zaten. Aynen. Bu yine şey bu, yani arkasında alçı var. Hmm. Bir de boyalar var, alçı yapıyorsun, kalıp, balkabağı şeklinde kalıbı var. Alçı yapıyorsun, şeymiş, yani Kanada doları şey, 8 dolar. Yok, Amerikan doları 5 dolar. Ha, tamam, Amerikan doları 5 dolar. Şöyle 2 tane sticker var. 5'er dolardan. Bunlar nereye yapışıyor bilmiyorum. Buzdolabına falan yapışıyor değil mi? Kırmadı. Kaç para? 5 dolar. 5'er dolar 2 tane. 85 oldu. Bu çok güzel bir şey. Bundan bir tane kolede komple bundan vardı. Yazık. Ben adaletli davranıp bir tanesini kendime aldım. Ve 5 dolar. Bu çok uygun da. Tebeşirle falan yazıyorsun galiba. Bu çok güzel. Ben bunu sevdim yani. 90. Aynen. Menüyü misafir bir sıkıntılı yazıyor da boş ver onu. Menü listesi. Hayat yok değil mi zaten? Tabii canım. Point, point, point. Kötü espri. şey. Kalıp bundan başka bir kolide daha vardı zaten. Bunlar ne kadar? Ha evet, ne kadar? 7 dolar. 97. Yüzü geçti yani. Evet. Takma tırnak 3 dolar. Ama bu şey sanki, bana göre değil de böyle bir çocuğa göre takma tırnak. 100 dolar, tam 100 dolar. Serçe parmağı mı? Bu ne abi? O da bahçesi gibi büyük, evet. Teatrı. Bir şey söyleyeceğim, biz bunu seneye de kullanamayız. Evet. Bunu bir yere taşınırsak anca. Ya şunlar yazıyor bahçede. Ne demek bu? Trick or treats? Trick or treats işte... İngilizce danışmanım. Yani abirim, çocuklar abirim. Eve geldiği zaman trick or treat diyorlar. Şeker ya da şey, pardon. Biliyordum bunu. Bunu biliyordum. Yazı ne kadar? Önde önde hesabı söylüyorum. Tarifi sen yani. 30 dolar, 29.90. 30 oldu. Mavi kurdele dümdüz. Herhalde hediye paketi yaparken şey yapmak için bunun fiyatı yazmıyor üstünde. Fiyatı yazmıyor. Hadi 2 diyelim, 132. 1 diyeyim ya. Yani 131. Altta kalmış. Bu da şöyle bir baloncuk. Balon herhalde, kelebek. Ne yazıyor üstünde? Maske diyor. Aa, ha, 3 boyutlu. 3D yok insi. Yok, kelebek kanadı bu. Helal'ın kanat, bak hmm. Neyse. Şey diyor, iki parçada dönüşüyor. Bak yelek şeyi var. Hmm. 10 dolarmış. Bak şurada yapılış şekli yazıyor kartonda. Böyle çok tehlikeli bir şey değil de 140. Evet, dil kolimiz 140 dolar etti. Yani 5 dolarlık, 140 dolarlık Cadılar Bayramı malzemesi aldım. Ama bir kullanmak için 8 ay bekleyeceğiz. Evet, 8 ay sonra bunları kullanacağız. İkinci kolim. Bunları biliyorum. Bal kabağım. Ve bunlar da bal kabağı. Bu 10 dolar. Bu kaç dolarmış? Bu da 10 dolarmış. Bunları böyle sepet gibi bir şeyin içinde koyarsam çok güzel olabilir seneye tabii. Bo yazan helyum balon. Büyük de yani. Bu kaç dolar? 10 dolar. Bundan bir tane daha olacaktı. Öyle hatırlıyorum. Şu da böyle ikişer tane. Bu da 10 dolar zaten. Balkabağımız. Şöyle yine iş eğitimi dersinde kullanabileceğimiz bir şey var. 10 dolar. Bunda baloncuk var, yaprak var, düğme var, keçe gibi şey var. Ya çok 10-11 yaşında çocuksa eğer çok güzel eğlendirebilirsin. Hatta kız çocuğuysa bence daha çok eğlenir. Erkekler bu kadar meraklı olmuyor. Yine onun gibi başka bir şey daha var. Bal kabağı, baloncuklar, boncuklar. Küçük
kağıtlar, böyle tüylü ip gibi bir şeyler. Ne olduğunu anlam veremediğim C harfi. Bak Kaan, C harfi. Bunun J harfi de vardı. Can'ın J'si diye onu ayırdım. O yok burada. Ama vardı. Bu kutunun içindeydi hatta. Bir bol daha çıktı. Bu bol kaç paraydı? 10 dolar. Şöyle keçeden yapılmış şeyler var. Bir tanesini açayım hatta. Nasıl bir şeymiş ben de merak ediyorum. Kaç dolar bu? 5 dolar. Bu böyle açamadık. Böyle ipli herhalde asılacak bir şey de. Nasıl açardım? Aa, hiçbir şeyle. Ben bunu ne yapacağım? Ha, yapışkanlı. Şöyle. Rengarenk bal kabağı. İstemeyeceğin kadar bal kabağı var. Yani bu kadar bal kabağı. Her yeri bal kabağı doldurabiliriz. Yani duvarlara falan yapıştırayım diyeceğim. Ev sahibi takmış mı? Şöyle kutu sepet, kartondan sepet. İşte buna herhalde bir gürültü yapmasa. Tangır tungur şey yapıyor. Bunlara şeker, çikolata falan koyabilirim. Gelen çocuklara onu da verirsin. Bu kaç paraymış? 6 dolarmış ama güzel bu. Şöyle yine yapışkan bir şey var. 3 dolar. Jel. Jel gibi böyle yumuşak var. Böyle şey oluyor. Ama stickerlı gibi bir şey bu. T harfi var. Yine hiç lazım olmayan. Bu kaç para bu arada? Bu 2 dolar. Yani şu 2 dolar. Ama bir tane saçma sapan bir küpe var. Yapacaksa bunu bir tane. Şöyle boncuklar var. 4 dolar diyor buna. Ya işte bunları şey yapıyor olman lazım. Böyle incik incik bir şeyler yapıyorsan evde. Evet Kaan. Evet anneciğim, aynen öyle. Dillendi. Dilli bebek. Dilli bebek. Gel buraya, gel. O da anlatıyor. Tabii. Aynen öyle. 5 dolara yine bal kabağımız var. Sen de ipin ucunu kaçırdın. Hesaplayamıyorsun artık. İlk kutuyu hesapladım ben ama tamam. Ben kâra geçtim mi geçtim abi. Yeter ya. Daha da saymam umurumda değil. Vay be. Belki bunlar da zarar etti. Bayağı kârlıymış ama ben bu kadar kâr olacağını düşünmemiştim. Ben, ama zarar edemeyiz ki mümkün değil. Yani sadece bir tanesinden bile kâr ettik, doğru diyorsun. Ama çok var işte, eşe dosta da atacağız. Bir de mesela ben bunu ne yapayım abi? Yani bu... Şöyle bir şey. Umarım parlamıyordur bunlar ışıktan. Zoom yapacağım bunları ama. Aa, bir kalem daha varmış. Bir kalem çıkartmıştım. Turuncu keçeli kalem. Ekstra bir olayı. İşte az önceki kutumuz. Biraz uzunmuş bu. Daha böyle bir dörtgen versiyonu. Bitmiyordu. Yine 5 dolara bal tabağı, içinde plastik oyuncaklar var. Sonra cığma. Az önceki oyuncaktan aynısı. İhtiyar çiftlerde koymuşlar. Adamlar şey yapmamış, çok da kasmamış. Bundan bir tane daha. Şöyle kavanoz var. Bu plastik bu arada. Plastik kavanoz. Kaç paraymış bu? 5 dolar. İçinde böyle şey süpürgeli cadılar var. Muhtemelen bunlar da yapışıyor. Evet. Ya acayip çocuklar için eğlenceli şeyler. Yani ben de oynayacağım seninle bunlarla bu arada. Sonuçta oynamadım yani. Cadılar bayramıyla ilgili süsüm mü var bir de oynayayım. Ha, şu taşlı stickerlar. Q harfim var. İsteyen olursa yazın bana. X var. İki tane X var. Bir tane J vardı. Yine bu odanın kapısına yapıştırdım. John'un J'si diye. Şöyle bir kedi var. Bu ahşap gibi ha. Ahşap bir kedi gibi. İçinde de yapışkanları var. Bunu böyle şu resimdeki kediye benzetiyorsun. Kendin yapıyorsun. Hep böyle aktivite oyuncaklar aslında. Evet. Üçüncü koliye geldik. Şimdi bu kolide bence daha saçma sapan şeyler var. Ama sonuçta biz 5 dolara kâr ettik mi? Ettik. Şunların hepsi aynı dergi. İngilizce. Bal kabağı şekilleri var. Bunların herhalde şeyi 1990'da böyle yapmışım, 2001'de böyle yapmışım. Bal kabağı modaları. Evet, bal kabağı modaları. Yani bu sene bal kabağını nasıl yaptın, nasıl oydun? İşte şekilli şekilli bal kabağı oyma şeyleri var. Bir tanesini açayım. Bu kaç paraymış? Bu 4 dolar vardı. Bunu demek ki aman var yani o dönemde. Yani bal kabağını bu sene nasıl yapsak falan da. İşte şu şekil mi yapmak istiyorsun? Cellat gibi çok bir şey. Çok özeniyor insanlar. Bazı i̇şte insanlar bal... çok özeniyor. Aynen, bal kabağını böyle açmışsın, şu aletle şöyle oymuşsun falan.
Bu kadar dergim var. Balkabağı modeli. Hepsi aynı. Balkabağı modelli çanta. Seneye bunlarla birilerine hediyelik eşyalar götürüyorum. 5 dolarmış. Yok 6 dolar. 5.99. Kaç tane var içinde? 4 tane poşet var içinde. Kartal poşet. Şu güzel bir şey bence. Yani biz balkabağını süs yapmasak bile balkabağı tatlısı yapıyoruz. Balkabağı çorbası yapıyoruz. Balkabağının içini oymak için zımbırtı. Bu kaç para? 8 dolar. Bu pahalı. Bir de yapmazmış gibi. Çok kullanışlı değil gibi ama. Ama içindeki o bak oyuyorsun. Resimde de gösteriyor. O içindeki çekirdekleri böyle oymak için. Hatta bunu başka bir şeyde kullanabiliriz bence. Bilmem ne kadar. Böyle süsler. Bunu nereye kullanıyoruz? Bunu nereye kullanıyoruz arkadaşlar? Yorumda yazabilir misiniz? Ya bunu niye alır insan? Bu ne? Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Kaç para bu arada? 5 dolar. Süs işte renkli süs. Şey mi acaba? Kolilere hani böyle hediye sepeti gibi kutular oluyor, koli işte cam bir şey oluyor, kırılmasın diye etrafını hem süslü duruyor falan, o olabilir. Kıracak bunun sonunda. Bu bardağı kıramadık. Az önceki gibi bir şey daha var. Balkabağı ama bu alçı yapmışlar. Alçı hazırda. Pakette değil, boyaları da var altta, fırçası da var altta. Bunu yap diyor böyle, 5 dolar. Böyle çocuk büyüdüğünde bu tarz şeyleri hakikaten yapıyor olsa ev dolar yani. Bu kadar eşya nereye, neden garaj olduğunu anlıyorum aslında. Şimdi şunu göstereyim size. Şöyle bir şey. Hatta bak bu da dergili. Acaba diğerleri de böyleydi de içinden mi aldılar şeylerini? Yok, sanmam. Az önceki derginin aynısı. Bunun fiyatı ne kadar? 6 dolar. O kaçtı? O 5'ti. 5 miydi? 1 dolar farkla bunu alabiliyorsunuz. Bunda da yine o balkabağını böyle süslüyorlar ya işte kaş göz çiziyorlar, kedi yapıyorlar, cadı yapıyorlar falan. O şekilleri vermek için böyle tırtıklı küçük aletler var. Ve bundan kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var ki ben bir de bir koliyi arkadaşa verdim. Onu da 2-3 tane koyduysam eğer. Hatırlamıyorum da neden ne kadar koyduğumu. Ya tanesi bunun 6 dolar. Normalde sezonda gidip alsaydım 6 dolardı. Ve ben koca kutuyu 5 dolara aldım. Biz bunları Amazon'dan satsak mı? Ticaretine başlayalım. Ya buralarda isteyen varsa teslim edebiliriz. Evet gerçekten. Amerika'da yaşayan Türklere biz bunları gerçekten gönderebiliriz. Sonuçta ben birini kendime alsam, birini New Jersey'den gelen arkadaşa alsam. Amerika'da yaşayan değil mi de? Ha. Hani nasıl göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Florida'da yaşayan varsa. Yani. İki tanesini annelere versek. Türkiye'den isteyen arkadaş varsa. Ne yapacaklar onu seven? Balkabağına kaş göz çizmek istiyorsanız arkadaşlar. Bu hale bakınız. Gibici micis marka. Şener Şen. Vapurda satarsın. Vapurda satmak için. Gel vatandaş diye. Yaylon poşet. Yaylon. Bak bu kadar kedili poşetim var. Satıyorum arkadaşlar satıyorum. Kara kedili de. Kara kedili. Kaç para bu? Kırdım. 4 dolar. O kedili poşetten gene var. Bu 10 dolar bu arada bu kedili poşetler. 10 dolar. Bitmiyor. Son kolimi açıyorum arkadaşlar. Son koli. Ay. Evet son koli. Videonun başında göbeğimi içime çekiyordum saldım. Olmuyor çünkü. Bu koliyi yapan arkadaş, bu koli hakikaten böyleydi. Yani ben bunu bozmadım, bantlıydı zaten bu sürpriz koliydi. Bunu yapan arkadaş sallamamış, mesain bitse de gitsen demiş. Yani insan bunu alan ne yapacak? Aynı üründen 500 tane ne yapacak? Kedi, kaç dolar bu? 6 dolar. Boyuyorsun, boyamalı böyle kedi zımbırtısı var. Nasıl yapıldığını hepsinin üstüne koymuşlar. Bunlar gene birer tane, diğerleri aynı komple. Şöyle hayalet temalı bir şey var. Bunları alıyorsun işte boyuyorsun. Fırçası bile içinde. Her şey içinde. Şimdi şöyle bir oyuncak var. Cadı evi gibi. Arkasında da böyle zımbırtısı var. Bu 18.99 yok pardon 12.99 Kanada dolarıymış. 13 dolar bu. Nasıl yapıldığını da gösteriyor. Şimdi bundan koymuşum koliye. Bir tane daha var. Aynısı. Neden?
aynı kolyeye bu kadar aynı oyuncaktan koyarsınız arkadaş. Anneciğim kırcana bu arada. Sonracığıma. Bitmedi. Şöyle bir kuru kafam, şöyle bir çanta gibi bir zımbırtım var. Bunlar kaç para? Bu 13 dolar. Bu da 13 dolar. Bitmedi. Bitmedi. 8 dolara bu var. Şöyle tavus kuşu gibi bir şey. Üstünde ne yazıyor? I am Tenkoko. Tamam, Tenkoko Milan'daki şarkı gibi. Tenkoko'nun var. Evet. Evet. Sonracığıma şu oyuncaktan da 3 tane koymuşlar. Aynısı. Bu kaç para? Bu da 13 dolar. Şöyle bir araba. Arkasında yine nasıl yapıldığı maket. Ama biz bunları seneye de kullanamayız. Çünkü seneye tam 2 yaşında olacak sadece. Bu kağıt şeyleri tamam şu anki gibi ağzına sokup yalamaz ama yani çok yaşına uygun olacağını sanmıyorum. Yine yutma durumu olabilir. Tehlikeli olabilir. Yani çok daha ileride muhtemelen kullanabileceğiz bu oyuncakları. Bazıları ben süslemeyeyim. Bunları falan yaparım da yani. Mesela bu sene ben yılbaşı ağacı da süslemedim. Normalde süslerini çok severim. Ama yapamadım bu sene. Çünkü tamam o boncukların hepsini yer yutardı. Böyle arkadaşlar. Burada şimdi toplayayım. Evet. Çok güzel dağıttık. Şimdi biraz bunun toplaması var. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılışı yaptık. İçlerinden en çok hangisini beğendiniz lütfen yorumlarda bahsedin. Favori ürününüz hangisiydi? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.